Şu anda var ya, ön kameraya değil de arka kamerayla çekiyorum. Bir saniye. Evet, çekiyormuş. Demin çünkü çekiyorum sanmışım ama çekmemişim. Var bir kamera yine tersine dönükmüş. Bir izleyin bakayım dedim, nasıl çekmişim dedim. Şaka gibi. Bir fotoğrafı çekmişim, böyle konuşuyorum, sadece sesim geliyor. Neyse, yeni uyandık. Beril evde. Beril'in bugün 4 saat falan dersi yokmuş. O yüzden de hani çok az öğrenci gittiği için o da gitmedi. Okan ofise gitti, o kahvaltısını yaptı. Ben de kahvaltı hazırlıyordum. Ketçap çıkarmadım tabii ki, mayonez çıkardım. Vişne vardı. Böyle kahvaltı falan bitmişti. Ketçap almıştım. Kaşar var birazcık. Bir de şu geçenki acılı mayonezi çıkardım. Çünkü burada yumurta haşlanıyor. Şöyle iki tane yumurta koydum. Sosis yapacağım. Biri yetmiyor. Sonra masada kavga çıkıyor. O yüzden iki paketini de yapacağım. Böyle tavayı çıkardım ama önce yumurtaların haşlanmasını bekliyorum. Ondan sonra hemen sosis zaten oluyor. Ondan sonra da sosisleri yapacağım. Kahvaltımız böyle oldu. Yine de bayağı bir şey varmış yani. Yumurta, peynir, zeytin, işte sosis. Daha hala pişiyor. Böyle daha mı iyi? Okey. Evet, ben şimdi kendime kahve yapacağım. Kahvaltımızı yaptık. Benim bir tek yapmadı. Buranın diyor ışığı niye yanıyor? Yani karanlıktı çünkü. O yüzden vereceğim. Evet, bakın kahve makinem yine pis. Ama yapacak bir şey yok. Su nerede? Masanın üstündeymiş. Kaç litre? 13 litre. Bu herhalde ben 20 litre falan tüketiyorumdur. Suyu açık bırakıyorum ya çünkü. Limon da var orada kocaman. Zaten suyu açık bırakınca. Suyu açık bırakınca. He, yani benim yıkadığım gibi. Bir daha öyle yapmayacağım. Makinede yapınca 9 litre alıyormuş. Bir daha asla elimde bulaşık yıkamayacağım. Ne olursa olsun. Makineye atacağım. Evet, neyse, kahvemin de muhteşemliğinden hiç bahsetmiyorum bile. Evet, şimdi elim ve bezle masanın falan altını üstünü tozunu aldım. Burayı süpürdüm, koltukların üstünü süpürdüm. Orada işim bitti. Şimdi hemen hızlıca mutfağı da süpürdüm. Bir salonla bu holü de süpüreyim. Süpürge burada. Dolabın kapağı da açık, yoğurluğu unuttum var ya. Hemen alayım onu. Süpürgenin ucunu. Bu arada Dyson'la süpürüyorken yeni Dyson aldığım V8 aldık yani, daha doğrusu yani Okan aldı daha doğrusu. V8 aldık ama Almanya'dan aldık. Buranın yani buradaki fiyatla orada yarı yarıyaydı ve oradan aldık. Ondan sonra yani full yağ ile aldırdık işte, neyse öyle bir şeyler işte yani. Bir sürü şey. Ondan sonra ama işte ne zaman gelir bilmiyorum. Seneye falan belki gelir. Gelen olursa getirir. Süpürgeyi aldım ama elime geçmeyecek birkaç ay daha. Neyse, bekleriz. O zamana kadar bundan süpürmeye devam. Şuradan kapısını çekeyim. Çamaşır çalışıyor. Ara bangır bangır. Beril'cim, müsait misin? Ben jeldum. Şeyin nerede? Dünkü aldığımız, göstersene hadi. Onları göstermemiştik. Ya bilekliğini. Dün kol saatinin şeyini alırken kordonunu, bir de Beril'e bileklik aldık. Yılbaşı hediyesi. Neydi adı? Charm mıydı? Charmlardan böyle. Tinkerbell'li, Binkerbell'li. Şimdi çevireyim de göstereyim bence. Evet, böyle daha iyi olur. Çok güzel ya.
Ben de mi alsaydım acaba kendimi? Bir tane vardı böyle. Ay, farklı beğenirdim ben de canım. Şurada bir şey mi yazıyor? İşte bir şey beğendi. Bir de orada adam hediye verdi Beril'e. O nerede? Onu da getir. Bu ne, bu senin takı kutun mu? Aç bakayım ne varmış içinde. Şu taşlı bileklikler var ya. Bunu da hediye yüzük etti. Yüzük ve bileklik şey var. Böyle ikisini birlikte takarsın bence güzel olur. Burada da yüzükleriyle bileklikleri var. Bu da siyah mıydı burası? Maviye boyamış ya. Yok, açık maviydi. Açık mavi miydi? Kolyeler burada. Boyadığın kolyen bir işe yaramıyor. Başka ne var? Bugün takı günü. Size takılarımı göstereceğim ben de. O yüzden aklıma geldi şimdi. Ben de küpe aldım kendime. Onu göstermeye gidecektim. Dün takılarımı düzenledim. Şimdi orayı göstereceğim size. Al hadi kaldır bunları. Koy kutunu. Buraları falan da hep süpürdüm var ya. Şuraya gelelim. Ayna hala burada. Oraya dolap alınmadığı için... Stokta yokmuş herhalde. Okan bakmış geçen gün. Aynayı o zaman asacağız. Bu çanta da hala burada duruyor. İşte çekmece olmadığı için. Benim takılarım da burada duruyor. Zaten bu takı kutumu artık yani görmüşsünüzdür herhalde. Göstermişimdir size. Çatal bıçakların, yemek takımın çatal bıçaklarının şeyi, kutusu bu. Atmamıştım böyle. Takı kutusu oldu. Bir de var ya bayağı öyle yani. Hani küçük küçük şeylerin içine koymak yerine. Bunun içine doldurmuştum böyle. Yıllardır da böyle duruyor. Burada kolyelerim var. Buraya hiç girmeyeceğim. Zaten düzeltilecek bir şey de yoktu burada. Buraya sadece işte düzenlerken bu bilekliği, işte nazar boncuklarını, bu kolyeleri falan da ekledim. Şurada telefon şeyi şundan yani. Ama çok uzun. Bir de benim kılıfı yeşil ya, uymuyor diye onu takmıyorum. O da burada duruyor böyle. Şu... Yüzüğümü, küpesini burada bıraktım. Başka bir yere sığdıramadım bunu. Aslında bunu başka bir yere kaldırsam daha iyi olur ama şimdilik orada duruyor. Sonra küpelerim burada. Bakın öyle bir düzen yaptım ki muhteşem oldular. Yemek yaptım var ya, karabiber beni öyle bir fena yaptı ki habire böyle burnum akıyor. Bir de hapşırıyorum. Çok kötü yani ama neyse konuşabiliyorum yine de. Böyle gördüğünüz gibi şu tarafta yüzüklerim var. Bir de şöyle iki tane broşum vardı. Şöyle göstereyim mi? Bunları da var ya hep unutmuşum biliyor musunuz? Böyle o kadar karışıktı ki burası, taşınırken de böyle çekmece birbirine girmişti. Neye, nerede neyim var hiç bilmiyorum. Ama şimdi işte düzenlerken yani dün akşam hepsini görmüş oldum. Şöyle kirazlı. Bir de orada şey var. Frida var. Şunu koyayım. İşte yüzüklerim falan yine böyle şey olmuş, dağılmış. Yüzükler, müzikler. Sonra buraya işte bu küpeleri koydum. Buraya böyle küçükleri koydum. İşte gold olanları, gümüş olanları, buraya çelik olanları koydum. Ear cuff'larımı koydum. Takamadığım, kulağım çok acıtıyor benim bu ear cuff'lar. O yüzden takamıyorum. Öyle duruyorlar işte. Sonra şu küpelerimi çok seviyorum. Var ya, o kadar güzeller ki. Bunlar Fulya'nın hediyesiydi. Aslında bütün küpelerimi seviyorum. Ben bir küpe manyağıyım diyebilirim yani. Böyle büyük küpe seviyorum bir de. Ondan sonracığıma Allah bozacağım var ya burayı. Şunları da geçen almıştım ya, kalpliler. Bence ben sizi 2 dakikalığına şuraya koyayım. Koyabilirsem eğer elbiseler şey yapalım. Bunu buradan alayım. Yoksa devireceğim yani bunu. Şöyle yerde göstereyim. Evet, indirdim yoksa düzenlemiş olduğum küpeleri yeniden dağıtacaktık. İşte böyle bunları buralara koydum. Karma karışık koydum yani. Böyle işte taşlıları bir tarafa, bilmem neleri bir tarafa ayırmadım. Direkt böyle işte sığdığı kadarıyla koydum. Şu da şu küpe aslında 2 taneydi. Şu taşlı olan.
Ama birisi kopmuştu. Sonra geri takamamıştım. O yüzden böyle bir tane duruyor burada. Bir tane takarım dedim. Ondan sonra şu küpeleri çok beğenerek almıştım. Ama hiç takmadı. H&M'den almıştım bunları. Çoğu küpem H&M zaten. Bu da H&M. Şunu Almanya'dan almıştım. Tabii ki de kuru kafalı bir tane de küpem var yani. İşte bunlar hep böyle. Şunlar H&M yine. Şunlar H&M. Şunları geçen gün almıştım ya. Nasıl parlıyorlar var ya. Bazıları hediye. İşte diğerleri hep benim aldıklarım. Ondan sonra Civa. Ne oldu? Gel. Şunlar da H&M'di galiba. Ne oldu? 230 TL'ye ayakkabı buldum. Ama tükenmiş. Nerede buldun? Reebok mu? 459'dan düşmüş. Ama tükenmiş işte. Yapacak bir şey yok. Bileceğim şansını. Neyse hadi git, ben takılarıma bakıyordum. Sonra nerede kalmıştık? İşte böyle yani. Şöyle plastikler var. Şunlar da yine H&M'di. Bunlar var ya çok güzel. Böyle beğenerek almıştım. Ama hiç takmadım. Çoğunu hiç takmadım. Çoğunu taktım. Şu mesela gümüş. Çok beğenerek almıştım bunu. Odaklamadı. Şöyle. Şöyle. Çok güzel değil mi? Ondan sonra cıma. Şunlar yine H&M'den almıştım. Bunlar da çok güzel. Böyle büyük küpeleri seviyorum ben. Nedense böyle gösterişli olacak. Şöyle. Ondan sonra şunları mesela çok eski bunlar. Bunları kotondan almıştım. Şöyle göstereyim. Böyle renkli taşlı o kadar güzel duruyor ki takınca. Ve hiç kararmadı biliyor musunuz? Hiçbir şey olmadı. Yani belki bir 15 senelik vardır bu küpe. Ondan sonra şunları bir yılbaşında takmıştım. Bunlar çok güzel yıldız. Bunları da yine H&M'den almıştım. Ondan sonra bunlar hep H&M. Şu. 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 Bu lilası. Bunlar gümüşü. Şunu mesela takılı olan böyle kağıdın üstünde takılı oluyorlar ya hani işte fiyatıyla. Ondan daha yeni çıkardım. Bu taşlı. Bu taşlı değil. Bu böyle. Taşlı gibi görünüyor ama. Sonra şunları çok seviyorum. Bunlar çok güzel. Bu ayıcıkları yazın takarım diye almıştım. Böyle. Şunlar çok güzel. Bunları da hiç takmadım. Bunlar da bayağı büyük bir küpe. Sonra şunu da H&M'den almıştım. Böyle daha çok yazın takılabilecek bir küpe bence bu. Böyle duruyor burada. Dün aldığım küpe de burada. Bakın. Çok beğendim var ya. Aslında bir küpe daha beğenmiştim. İkisinin arasında kaldım ama bunu aldım. Diğerinde de aklım kaldı. Onu da gidip alacağım. Evet. Yani aklımda kaldığı için gidip alacağım onu da. Şöyle bakın. Kalpli böyle üstü mor, altı pembe. Burada tam böyle yani biraz belli oluyor gibi. Böyle bu da çok güzel. Bu da buraya girdi. Böyle yani küpelerim. Yani böyle şatafatlı büyük küpeleri seviyorum diyor ama kulağıma taktığım küpeye bakın. Yani minicik böyle taşlı. Dün işte buraları karıştırırken buldum bunu. Bu da Swarovski'nin böyle minik taşlı. Bu da hediyeydi. Bunu da işte böyle takmak istedim görünce. Daha hani günlük. Bunlar mesela daha şey yani günlük de takarım. Yani benim için sorun olmaz ama... çok sık takıyorum mu? Takmıyorum. Ama böyle Türkiye'de giyindiğim işte bir yere gideceğim zaman takıyorum. Böyle yani şu yeni küpeyi göstermek istiyorum size. Çok güzel duruyor var ya. Diğer beğendiğim de çok güzeldi. O da yine böyle kalpliydi ama o şeydi daha uzundu böyle. Onun burası kalpliydi. Alta doğru böyle taşlı maşlıydı. Çok güzel küpeler vardı yine. Küpe gördüm ve dayanamıyorum. Tutamıyorum kendimi. Bakın. İnşallah var ya gösteriyorumdur. Oraya da koydum size ama. Hani böyle çok güzel bence. Geri çıkaralım. Yerine koyalım. Çok mutlu oldum. Burayı var ya böyle düzenleyince. Bir yerleri düzenleyince hani böyle çok mutlu olursunuz ya. Dağınık dağınık durur.
Ondan sonra böyle düzenli bir şekilde olduğu zaman. Ama sonra tabii acele öyle işte giyineceğiniz, takaldığınız zaman falan zaten birbirine giriyor. Eğer öyle bir şey olursa, karman çorman birbirlerine girerlerse o halini de gösteririm size. Hemen şimdi bunu geri yerine koyalım. Sonra da son alttaki çekmeceyi göstereyim size. Evet, burası da karışık aslında. Bayağı karışık hem de. Şu püsküllü küpeler. Şunlar mesela. Bunlar da yine H&M'de. Yani H&M'deydi. Bir zaman, bir aralar böyle çok modaydı bir zamanlar. Çok modaydı bunlar. Ben de böyle her rengini almışım. Lilası. Lacivert bu. Çok güzel duruyor. Onlar işte buraya sığmadığı için onları buraya koydum. Bir de şuradakiler var. Bunları böyle bijuteriden almıştım. Şöyle. Bu böyle mavi taşlı, püsküllü, bu yeşili. Şu ikisi de yine çok beğendiğim zaman işte böyle ben iki tane alıyorum. Bunlar da H&M'indi. Şöyle biri siyah, biri krem. Onları dediğim gibi işte oraya sığmadığı için buraya koydum. Sonra bilekliklerim falan var işte. Hiçbir zaman takmadı. Şunu keseye koydum. Öyle takımdı bunlar. Bunlar mesela hep taşlı. Şu arkadakiler. Şu mesela çok güzel. Bu da güzel. Hepsi güzel. Benim takılarım hep güzel. Ben çünkü zevkliyim. Zevkli olduğum için de takılarım tabii ki doğal olarak güzel. Ondan sonra işte böyle bu eski bunlar. Eskiden bunlar böyle çok modaydı ya. Böyle deri bileklikler şöyle. Ama yine de takılabilir tabii. Taş tuşlu hiçbir şeyin modası geçmez. Bunlar da yine öyle. Burada işte kendi yaptığım bileklikler var. Onun biri hatta şu kopmuş. Bakın. Misli nasıl eskimiş artık. Şurada saatim var. Şu kolye kopmuştu. Onu da buraya köşeye böyle koydum. Burada stickerlar var. Toygar'dan aldığım. Sonra işte böyle burada çelik kolyelerim var. Şöyle. Yine aldıklarım falan filan. Nerede yıldızlı kolyem? Şurada. Daha hiç takmadım. Bunu da var ya. Burada halhallarım var. İnci kolyem var. Şurada yine çelik olan falan işte böyle takılarım var. Kolyeler, molyeler. İşte burayı da böyle karışık marışık koydum. Yani böyle bunları böyleleri çelik olanlar işte falan filan onları buraya koydum. Diğerleri de zaten burada. Bunlar daha çok böyle hani şey plastikli boncuklu moncuklu olan kolyeler. O yüzden böyle ayırdım bunları. Düzelteyim geri. Ne bekliyorsun orada? Ah bacaklarım. Ay. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Evet. Neyse düzeldim. Ne oldu? Niye bekliyorsun? Yine bir ayakkabı bulmuş. Bu var. Var mı stokta? Bu da Reebok. Güzelmiş. Bir de şunu göstereceğim size. Tokalar da vardı orada karışmıştı. Bir saniye. Tokalar da vardı orada karışmıştılar böyle. Onları buraya koyarken gördüm o gün. Şunlar. Şu ikisi. Onları koyarken bunu gördüm. Bunu da geçen gün aldım var ya. Güzel değil mi? Şey olmuş üstüne. Böyle. Yani taşlı bu herhalde. Evet, taşlı. Yıldız. Bunu da oraya koydum işte böyle. Böyle yani. Evet, takılarım bu kadardı ama gördüğünüz gibi dediğim gibi yani bu hiçbir zaman çıkmıyor zaten. Bu da yine Swarovski'nin bir küpesi. Bu her zaman duruyor orada. Çünkü aslında ben bu tarz bunun gibi küpeler takamıyorum. Arkası batıyor. Hatta gece çıkardım battığı için. Böyle halkı gibi olanlar daha iyi oluyor. Onlar batmıyor. Sonra sabah geri taktım bunu. Böyle işte bu kadar sade yani. Bakın ne kolye var, ne bileklik var, ne yüzük var. Hiçbir şey yok. Makyaj silme şeyinin kapağını açık bırakmış Beril. Evet, böyleydi yani. Ama taktığım zaman da, evet ışığı da kapatalım. Taktığım zaman da takamam yani işte o gördüğünüz küpeleri. Bunlar hepsi benim zevkim yani sonuçta. Neyse evet böyleydi. Bu Aralık kaçtı? Aralık 19. Aralık 19'da böyle takılı bir vlog olmuş oldu. Evet yemekler ne durumda acaba? Yemekler de
pişiyor, düdüklü diyerek burada tavuk haşlanıyor, burada da pirinci ıslattım.